Nil RTV ekranlarından herkese merhabalar. Aslak Toprak ile Fizyoterapist Gözünden programına hepiniz hoş geldiniz. Her salı saat 13'ü gösterdiğinde farklı branşlardaki doktorlarımızla birlikte sizlere farklı güncel sağlık bilgilerini aktarmaya devam edeceğim. Bugün yanımda harika bir konuğum var. Çok kıymetli doktorumuz, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ramazan Mahanoğlu sizlerle olacak ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacak efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal medyada sizi takip eden ve sizin yaptığınız bu başarılı ameliyatları takip eden çok fazla bir kitle var. Onun üzerine hastalarımızın yoğun ilgisi ve isteği üzerine hocam bugün sizi konuk etmek istedik ve sizlere bir sürü soruları var. Teşekkür ederim, gurur duydum. Hocam ben sizi yakından tanıyorum çünkü gün içerisinde vakalar konusunda sizlerle istişare yapıyoruz. Fakat izleyicilerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Doktor Ramazan Mahanoğlu, genel cerrahi uzmanıyım. Antakyalıyım. Antakya'nın Sinanlı köyünde doğdum. İlk orta ve lise Antakya'da okudum. Üniversiteyi Şam Üniversitesi'nde okudum. Şam Üniversitesi fakültesinden mezunum. Genel cerrahi ihtisasımı da hem Şam Üniversitesi'nde hem Ankara Ünlü Hastanesi'nde yaptım. 98'den beri Mersin bölgesinde çalışıyorum. Mersin, önce Erdemli Devlet Hastanesi, sonra Mersin Devlet Hastanesi, sonrasında Mersin Şehir Hastanesi'nde çalıştım. Yaklaşık 2,5 yıldır Form Yaşam Hastanesi'nde çalışıyorum. Kısaca meslek geçmişim bu şekilde. Harika hocam. Dilerseniz yavaş yavaş halkımızın sorularını yanıtlayalım hocam. Buyurun. Halkımız size sormuş. Hemoroid, fissür gibi makat hastalıkları nelerdir ve bu hastalıklar nasıl tedavi edilir? Evet, şöyle fissür, fistül, hemoroid hastalıkları tamamı bağırsağın son kısmı anal kanalın, yani 4 santimetrelik bir bölümünün isabet ettiği hastalıklar. Bu hastalıklara tedavi etmeden önce onların bir teşhisini koymak gerekiyor. Önce hasta geliyor, hastanın şikayetlerini alıyoruz. Sonra yani anamnez dediğimiz hastanın şikayetleri ve hastaya sorular soruyoruz. Daha sonra hastayı muayene ediyoruz. Hastanın o bölgedeki hemoroid, füstür ya da füstül teşhisi ancak bu şekilde konabiliyor. Bazen skopya falan gerekebilir iç bölgelerdeki rahatsızlıklar için. Teşhis konduktan sonra tedavi planımızı yapıyoruz. Hemoroid hastalıkların yani halk dilinde daha çok makattaki tüm şikayetler açıkçası hemoroid olarak gelir ama dediğiniz gibi burada çeşit çeşit hastalıklar var. Füstür, füstül, apse, hemoroid gibi teşhisler koyabiliyoruz. Tedaviye karar verdikten sonra bunun nasıl tedavi edileceği, mesela hemoroidin evreleri var. Bu evrelerin işte 4 tane evresi var. 1, 2, 3 evresi konservatif gidebiliriz. Yani ameliyatsız gidebiliriz. Buna ek olarak 3. evresinde mesela lazer gibi şeyler yapılabilir. Diğer tedavi şekilleri mesela çok ilerlemiş, kanayan, nekroz olmuş evresinde, 4. evrede mutlaka bir cerrahi gerekiyor. İşte dediğim gibi füsür ise, füsürün tedavisi çok daha basit. Oradaki füsürün ağrı ve sızıları daha çok spazmdan kaynaklanıyor. Internal sfinkterin spazmından kaynaklanıyor. Onun spazmının çözülmesiyle hasta iyileşiyor. Füstül açıkçası en zor iyileşen hastalık o bölgedeki. Anal bölgedeki en zor iyileşen hastalık. Bununla bayağı bir uğraşırız. Hı hı.
sadece doktor değil, yani doktorun yaptığı teknik değil, hastanın da bayağı inayet göstermesi ve tedavinin ameliyattan sonra takip edilmesi gerekiyor ki hasta iyileşsin. Bu şekilde füstül hemoroid. O bölgede başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani hocam şöyle bir şey var. Mesela bunlara etken olan bir sebep de kabızlık diyebilir miyiz? Kabızlık. Sebep şeyine gelince bu bölgenin görevi yani fonksiyonu defekasyon yani evet. Gayta yapma. Yani bir trafik akışı var. Ne akışı? Gaytanın trafiği var. Düzenli bir tuvalet alışkanlığı hemoroid, füstül, apse gelişmesini engeller. Düzenli bir tuvalet alışkanlığı gayta. Yani kabızlığın olmaması, ishalin olmaması, zamanında tuvaletin yapılması ve tuvalet yaptıktan sonra temizlenmek, iyice temizlenmek. Bütün bunlar bu türlü sıkıntıların oluşmasını engeller. Mesela hemoroid hastalığı daha çok sürekli oturan, sedanter hayat yaşayan, tuvalet alışkanlığını düzensizleştiren bir yaşam ve beslenme kültüründen kaynaklandığını söyleyebiliriz. Hastalarımızın önemli bir bölümü şoför mesela. Sürekli oturuyor, tuvaleti geliyor, yapamıyor. Yani uygun bir yerde olmadığı için. Ondan sonra işte hemoroid, sonra enfeksiyon gelişiyor. Apse gelişiyor. Sonradan apse sonrası da füstül oluyor. Mesela bilgisayarla uğraşan kesim, genç kesim masaüstü sürekli oturuyorlar. Bunların da açıkçası o bölgedeki dolaşım sistemi de sıkıntıya giriyor. Hareket etmedikleri için. Onlar da o bölgedeki bu tür hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yani işle alakalı. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Tuvaletimizi zamanında yapmamız gerekiyor. Hareketli olmamız gerekiyor. Kabız olmamamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Kabız olmuşsunuz. Tuvalete gittiniz. Hızlı yani acele bir işim var, hemen tuvaletimi yapayım çıkayım. O şeye girince o da çatlaklara sebep oluyor. Evet. Füstür dediğimiz çatlak oluyor. O bölgenin hijyeninin sürekli kontamine olması sebebiyle de çatlak ya da füstür akut fazdan kronik faza geçiyor. Kronik faza geçince ne oluyor? Spazma giriyor. Yani spazma giren bir anüs işkence, hasta için resmen işkence. Evet. Herkes kakasını yapar, rahatlar, bunlar işkence çekerler resmen. Evet. Ama üzülmesinler, ameliyatı çok basit ve neticelerimiz de çok güzel. Yani füstürün tedavisi çok yüz güldürücü diyelim. Füstül gibi değil. Evet. Hocam fizyoterapist gözünden programın pelvik fizyoterapisti olarak ben de bir ek bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Tecrübemi paylaşmak lütfen istiyorum. Ki biliyorsunuz hocam sizin hastalarınızı da gönderdiğinizde tabii tedavi ediyorum. Evet. Şimdi çocuklarda kabızlık zaten bir travma sebebi. Neden travma? Çocuk o acıyı deneyimlediği için, bilinçaltında travma oluştuğu için mesela koltuğun arkasına gidiyor, kıpkırmızı bir suratlı çocukla karşılaşıyorsun. Sen zannediyorsun ki o çocuk kaka yapıyor, utandığı için koltuğun arkasına gidiyor. Aksine o çocuk orada kakanın çıkmaması için uğraşıyor. Neden uğraşıyor? Çünkü o acıyı deneyimlemiş hocam. Mesela bu tarz çocuklarda 5 yaş üstü çocuklarda, 5 yaş ve 12 yaş çocuklarda biz o kakanın normal akışının sağlanması için ayrı bir tedavi protokolü ve eğitim veriyoruz ebeveynlerine. Çok güzel. O ayrı. Yetişkinde kabızlık için neden kabız oluyor? Bağırsak ikinci beyin. Acaba psikolojik faktörler sebebiyle mi? Kötü bir beslenmeye sahip, ondan kaynaklı mı? Yoksa fizyolojik olarak bazı sıkıntılar var, komplikasyonlar var, ona bağlı mı oluyor? Bunları denetliyoruz. Diyelim ki bir yetişkin hasta geldi bize, sizden konsülte geliyor. Önce genel cerrahi gidiyor, siz teşhisi koydunuz, iribital bağırsak sendromunda da aynı hocam. Siz bize yönlendirdiniz, biz burada pelvik fizyoterapistler olarak kasın fonksiyonundan sorumluyuz. Biz de ne yapıyoruz hocam? Değerlendirmeyi alıyoruz.
Biofeedback cihazlarımız var. Biofeedback'te değerlendiriyoruz. Manuel olarak değerlendiriyoruz. Değerlendirme, internal ve eksternalle değerlendirme yapıyoruz MAKAT'ta. Baktık, evet, tanı kabızlık ya da iribital bağırsak sendromu. Ona göre kendi içerisinde tedavi protokolleri ayrılıyor. Mesela hastaya en baştan mesane bağırsak eğitimi veriyoruz. Nasıl dışkılaması gerekiyor? Dışkılarken şuradaki diyafram solunumu, buradaki abdominal basıncı nasıl aşağı indirmesi gerekiyor? Zaten sen buradaki diyafram solunumu yapıp abdominal basıncı aşağı indirdiğin zaman hiçbir eylem yapmana gerek kalmıyor. Oradaki feces, oradaki gaita otomatik olarak bir sistemsel olarak aşağı anüse doğru, rektuma doğru ilerliyor. Rektümde kas tonusu azalmış mı azalmamış mı, bunları değerlendiriyoruz hocam. Çünkü o da bir önemli faktör. Kolon masajlarını öğretiyoruz. Kişinin acaba besinler bağırsakta emilim sağlıyor mu, bir vitamin eksikliği mi var, bir şey mi var? Bunlar kan testi sonucuna da çıkıyor. Siz de değerlendiriyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Onlarda mı sıkıntı var? Yani aslında o kadar çok detaylı ki bir kabızlık deyip geçmemek lazım. Bize geldiğinde bir de gevşetme protokolü var hocam. Gevşetme protokolü apayrı bir dünya kabızlıkla ilgili. Yani şunu söyleyeyim hocam, kabızlıkla ilgili bir hasta geldiği zaman en az 17-18 maddelik bir tedavi protokolü ayarlıyorum. Kişiye özel, tanıya özel oluyor hocam. Zaten kişi 4 hafta, 4 seans diyelim geldikten sonra o dışkılaması, o pelvik ağrıları, karnı burkan ağrılar var ya hocam, onlar azalmış oluyor. Sistemsel olarak o problemlerin hepsi çözülmüş oluyor hocam. Biz de bu şekilde destek oluyoruz tedaviye. Çok güzel. Şimdi size gelen hastalar çok farklı hastalar. Çocuk hastaları da olabiliyor. Tabii. Yaşlı hastalar olabiliyor. Tabii. Ameliyatlardan sonra gelişen durumlar sebebiyle gelen hastalar olabiliyor. Bunların kabızlık ya da defekasyon bozulmasında ki sebepler farklı. Evet. Mesela cerrahi ameliyatlardan sonra, özellikle büyük cerrahi pelvis ameliyatlarından sonra size ihtiyaç duyan hastalar genellikle büyük ameliyatlar geçirmiş. O bölgenin uç sinirlerinde bir paraliziye sebep olmuş, kaslarında bir deformite olmuş, inkontinans gelişmiş hastalar. Bunları fizik tedaviyle gerçekten çok iyi fayda görürler. Mesela çocuk hastalarında ki sebepler daha farklı. Beslenme sebebi olabilir, psikiyatrik sebepler olabilir. Tuvalet alışkanlıklarının düzenlenmemesinden olabiliyor. Dolayısıyla sizin branşınız bayağı bir geniş gerçekten. Evet hocam. Size çok iş düşüyor. Evet hocam. Elinize sağlık. Biz bunun için buradayız. Teşekkür ederiz. Hocam bazen de o internal ve eksternal sfinkterlerde problemler oluyor. Oradaki reseptörlerde problem oluyor. Bazen de hani rektum bir reseptör alanı ya, rektum. Orada dışkının göllenmemesi gerekiyor, birikmemesi gerekiyor. Ama hasta gerek hijyen koşulları, gerek işte erteliyor işinden dolayı, ben biraz erteleyeyim daha sonra yaparım düşüncesiyle erteliye bir feces geldi rektuma. Reseptörler çalıştı, dışkı var, karnına bir burulma hissettin, bunu erteliyorsun. Ertelediğinde işte problemler oluyor. Ne oluyor? Reseptör bir erteliyor, iki erteliyor, üçüncüde uyumaya başlıyor. Başka bir dışkının gelmesi söz konusu olsa bile diyor ki bu arkadaş zaten erteliyor, burayı depo olarak kullanıyor diyor. Yani animasyon versiyonu bu. Sonra ne yapıyor hocam? Başka bir dışkı geldiğinde onun sinyalini size vermiyor. Bu sefer oralar doluyor. Bağırsağa kadar dolunca da işin içinden çıkılmaz bir problemle karşılaşıyor ve size geliyor hocam. Şimdi sizin konuşmanız üzerine benim şey yapmam gereken, hatırlatmam gereken bir durum var. Defekasyon ya da gaita, büyük abdest yapma hadisesi. Önce gaita rektum boşluğuna, poşuna geliyor. Rektum poşuna geldiği zaman internal sfinkter normalde kapalıdır. Evet. O rektum poşuna geldiği zaman reseptörler sayesinde gevşiyor, rahatlıyor ve kişi kakam var diyor, gidip yapmam gerekiyor. Şimdi o aşamada gittiği zaman bir sıkıntı yok. Tek o eksternal sfinkteri rahatlatması ve boşalım oluyor. Eğer işim var, gücüm var, şimdi gidemem,
derse gerçekten o defekasyon refleksi dediğimiz gayta yapma refleksi kayboluyor. Evet. Ne zaman geliyor? 12 saat sonra ya da 24 saat sonra bir daha gelir. O süre içerisinde rektum mukozası oradaki sıvıyı emiyor. Evet. Gayta sertleşiyor, taşlaşıyor. Tekrar tuvalete gittiği zaman o zaman yumuşak kıvamlı bir gayta değil de sert kıvamlı gayta çıkaracağı zaman orada bir füsür olma olasılığı oluşuyor. Evet hocam. Bu şekilde. Aslında bağırsaklarımız akıllı. Bize haber veriyor. Ama yardım edersek, düzenli tutarsak her o haberi sürekli düzenli bir şekilde verirler. Eğer düzenli tutmazsak onlar da karıştırırlar. Yani evet, kafaları karışıyor kafaları bir süreden sonra. Dediğiniz gibi. Aynen. O zaman sevgili izleyiciler ne yapıyoruz? Eğer sizde de kabızlık bulgusu olduğunu düşünüyorsanız ya da iribital bağırsak sendromu bende de var hocam diyorsanız bu çözümsüz değil. Yaşam kalitenizi bozmak zorunda değilsiniz. Önce doktorumuza geliyorsunuz, muayene oluyorsunuz, testlerden geçiyorsunuz. Tanınızı aldıktan sonra pelvik kasların fonksiyonu ve değerlendirilmesi ve tedavisi için bana geliyorsunuz. Ve çözüyoruz birlikte multidisipliner bir şekilde. Değil mi hocam? Tamam. Şimdi diğer soruya geçelim. Safra kesesi taşı nasıl oluşur demişler ve safra kesesini neden almak zorundasınız diye sormuşlar. Şimdi safra kesesi sindirim sistemimizin bir parçası. Bir organı diyelim. Safra kesesinin içinde safra, karaciğerde üretilen safra birikir. Ve peristaltizm ile peristaltizm bağırsak hareketleri ve iç organlarımızın bağırsak hareketlerimizin ismi bu. Yemek yiyince kasılır, mühtevasını bağırsağa gönderir. Safra tuzları, kolesterol, kalsiyum ve bu şeylerden oluşuyor. Eğer safra kesesinin vazifesi tam olmaz ise, yani safra kesesine tembellik oluşur ise, bu döngü hareketi, bu peristaltik hareket kısmen olur. Tam olmaz. Dolayısıyla safra kasıldığı zaman içindeki mühtevayı bağırsağa tam anlamıyla göndermez. Bir kısmı safra kesesinde kalır. Bu zaman ile çamur olur, taş olur, kum olur. Bu oluşan çamur, taş, kum aslında bir sonuç. Neyin sonucu? Safra kesesinin vazifesini yapmaması sonucu. Aslında biraz daha geniş alırsak, safra kesesi tek başına tembel değil. Evet. Tembelleşmez. Bütün sindirim sistemi tembelleşir. Bizim vagus dediğimiz bu kranial sinirin, 10. kranial sinirin sorumlu olduğu bütün sindirim sistemi tamamıyla tembelleşir. Ama tembellik burada en çok safra kesesinde gözükmeye başlar. Sebeplerine gelirsek bunun hormonal sebepleri var, yaş sebepleri var, cinsiyet sebepleri var. Mesela şişman insanlarda daha fazla oluşuyor bu safra kesesi tembelliği ve mide bağırsak tembelliği, sindirim sistemi tembelliği. Şişmanlarda daha fazla oluyor dedik. Yaşlılarda biraz, yani 30-45 yaşlarında daha fazla oluyor. Kadınlarda nispeten daha fazla. Bütün bunlar sebep. Bir de beslenme kültürü. Beslenme kültürü. O da bir sebep. Bu şekilde safra kesesi taşı oluştuktan sonra safra kesesi artık tehlikede. Nasıl bir tehlike olur? O taşlar nasıl bir komplikasyon yapabilir? Safra kesesinin iltihaplanması mesela bir komplikasyon. Safra taşının komplikasyonu. Aslında safra tembelliğinin bir komplikasyonu. O taşların kanala girip, safra kanalına girip sarılık yapması, üzerine enfeksiyon eklenirse kolanjit dediğimiz bir durum. Yani görmek istemeyiz açıkçası. Taşlar biraz daha aşağı iner, pankreas kanalına inerse pankreatit dediğimiz hadiseler ve hatta pankreasın
pankreatitin bir türü var. Nekrotizan türü görmek istemeyiz. Hı hı. Çünkü büyük bir ölüm oranı çok fazla gerçekten. Öldürme oranı çok fazla. Dolayısıyla bu sindirim sistemi tembelliğinin, safra kesesi tembelliğinin, fonksiyon bozukluğunun oluşturduğu taş ve sonraki komplikasyonlar ciddi komplikasyonlar. Şöyle benzetebiliriz. Yani bir ağaçta dal kuruduğu zaman o dalı budarız. Niye? Çünkü diğer dalları da kurutur, hasta eder. Safra kesesinin öyle bir sıkıntısı olduğu zaman taş kum oluşturuyor, çalışmıyor. O zaman onu da almamız gerekiyor. Çünkü diğer pankreası, işte karaciğeri, safra yollarını rahatsız etmesin diye. Yani safra kesesinin tembel, içinde taş kum olduğu zaman alacağız. Hı. Taşın küçük ya da büyük olması önemli, önemli değil. Değil. Önemli değil. Çünkü taş bir sonuç. Kum tanesi kadar da olsa? Taş bir sonuç arkadaşlar. Hı. Kum tanesi kadar olsa? Şimdi kum tanesi kadar olduğu zaman aslında bunlar daha çok pankreasa inip orada pankreatit yapabilir. Hı. Çok rahat inebiliyorlar. Hocam şöyle bir soru da geliyor. Neden keseyi alıyoruz? Mesela temizledik içini, kapatsak olmuyor mu? Bir daha tekrarladığı için mi acaba? Aynı işte zaten sebep taşlar değil, sebep safra kesin tembel oluşu. Hı. Tekrar olacak. Tekrar olacak. Tekrar olacak. Evet. Peki hocam ameliyat yaptınız. Bununla ilgili beslenmeyle ilgili bir tavsiyeniz oluyor mu hastalara? Şimdi nasıl beslenmesi gerekiyor? Beslenmesi şöyle. Zaten yağlı kızartmalı yemeyecek. Çünkü fazla dedik ya hani şişmanlık, evet. İşte beslenme kültüründen kaynaklı. Hı-hı. Safra sindirim kabiliyetini aşan bir durum olduğu zaman safra tembelliği başlıyor. Hı-hı. Yetersiz kalıyor. Yağlı kızartmalı yemeyecek. Kilosu normal kiloya dönerse iyi olur. Mesela yumurta sarısı bulgur dokunuyor diyorlar. Doğru mu hocam? Şöyle yani belirli bir kapasitesi var. Yani mesela iki yumurta yersen rahatsız olursun. Ancak bir yumurta bir sıkıntı yapmaz. Hmm. O şekilde yani her kişi kendi sınırını belirleyecek. Kendisi belirleyecek. Kendisi belirleyecek. Peki hocam karın duvarı yırtıkları neden olur? Fıtık nasıl oluşur? Ve hastalar neler yapmalı bu konuda? Şimdi karın duvarı fıtıkları potansiyel fıtık bölgeleri var açıkçası. Bu küçüklerde de olur, büyüklerde de olur. Bu kasık bölgelerinde, göbek bölgesinde. Bu potansiyel yaşla birlikte de artar. Hı hı. Yaşla birlikte artar. Hatta yaşla birlikte yeni potansiyel yerler de ortaya çıkar. Mesela bu göbek üstü white line dediğimiz bölge gene fıtıklaşmaya meyilli bir yer. Artı karın duvarındaki kasların birbirinden uzaklaşması. Hı hı. Niye uzaklaşır? Çünkü batın içi basınç, karın içi basıncın artmasıyla mesela şişmanlıkta olur bu, hamilelikte olur, kabızlıkta olur, yanlış, öksürük, müzmin öksürüklerde. Kronik, yanlış yapılan sporlarda. Olabilir. Evet. Kronik öksürüklerde olur. Prostat büyüklüğünde mesela prostat, hı hı, büyük olan insanlar da idrar yaparken sürekli bir basınç artışıyla, hı hı, karşı karşıya o da fıtığa sebep olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu karın fıtıklarının oluşmasına yardımcı olacak olan en baştaki sebep karın içi boşluğundaki basıncın artmasını engellememiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Kabızlığı engellememiz gerekiyor. Evet. Öksürük neyden olur? Öksürük işte sigara içenlerde çok olur. Hı hı. Değil mi? Bronşit gibi şeyler. KOA. Hı hı. Mesela onları engellemek gerekiyor. O aşamaya gelmememiz lazım. Prostat zaten prostat tedavisi gerekiyor. Karın duvarı fıtıkları kısaca böyle anlatabiliriz. Evet. Ben bir katkıda bulunayım hocam. Mesela sizler genel cerrahi uzmanları olarak bu fıtıkları yaptığınızda, yani şöyle söyleyeyim, abdominal bölgede yaptığınız her ameliyattan sonra o dikişin sıkar dokusunun masajları oluyor. O duyuyu kaybetmemesi için kas tonusu açısından o sıkar dokuları biz pelvik fizyoterapistler yapıyoruz hocam. Burada da yine multidisipliner çalışıyoruz. Bir de diastezi rekti dediniz ya, hani karın kaslarının ayrılmasından bahsettiniz. Orada da yanlış yapılan sporcular mesela bize çok geliyor. Bir bakıyorsun, elini şöyle yapıp karın içine dokundurduğunda şu ikinci boğuma kadar giriyor.
Bu işte yanlış abdominal basıncı yönlendirmekle alakalı. Orada da o abdominal basıncın nasıl aşağı doğru, kuadrile doğru itilmesi gerektiğini diyafram solunum ve pelvik solunumla biz öğretiyoruz hocam. Öğrettikten sonra da ona göre bir egzersiz protokolü var. Onları uyguluyoruz. Skar doku masajı için de önce biz yapıyoruz birkaç seans. Sonra hastaya evde yapabileceği, konfor alanında yapabileceği skar doku masajlarını öğretiyoruz hocam. Bunlar da çok önemli. Neden? Çünkü o ameliyatlardan sonra skar doku yapıştığı zaman senin pelvik kaslarını etkiliyor. Ve egzersiz kapasiteni azaltıyor. Sebebi belli olmayan ağrılara sebep oluyor. Burada biz ne yapıyoruz? O skar dokuyla o bağları gevşettiğin zaman ve fasya gevşetmeler yapıyoruz abdominal bölgede. Fasya gevşettiğin zaman, doğru solunum teknikleri de öğrettiğin zaman hocam, hastada bu problemler olmuyor. Yine burada sizinle multidisipliner bir çalışmadan bahsediyorum. Şimdi hocam, sizin yaptığınız fizik tedavide sayın hocam, inaktif olan bölgeyi, yani skar dokusu, ameliyattan sonraki işte dikiş hatlarındaki bölge, bir süre inaktif oluyor, hani yara iyileşene kadar. Siz onu aktif hale getirerek, dolaşımını düzelterek fonksiyonel duruma getiriyorsunuz. Evet. Gerçekten büyük bir fark oluşur. Kesinlikle hocam. Yani burada da multidisipliner nasıl çalışabileceğimizi sevgili izleyicilere anlatmış oluyoruz. Böyle bir vakayla karşılaşıyorsanız, hangi ameliyatı olursanız olun, skar doku masajı, fasya gevşetme ve oradaki doğru solunumu sağlayıp sağlık problemleriniz çıkmasın istiyorsanız, yine önce doktorumuza muayene oluyorsunuz. Sonrasında bu tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek ve tedavi olmak için biz pelvik fizyoterapistlere geliyorsunuz. Yine çözümsüz değil. Hiçbir şey çözümsüz değil bu programda. Her şeyi anlatıyoruz hocam. Her şeyin çözümü var. Kesinlikle. Peki hocam, guatr nedir? Guatr hastalarına doktorumuzun önerisi nedir diye sormuşlar. Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında bulunur. Tiroid bezi hormon salgılar. Tiroksin hormonu salgılar, en önemli hormon bu. Vücudumuzun bütün metabolizma faaliyetlerinde başrol oynar. Bu tiroid bezinin içinde yumrular oluşması guatr anlamına gelir. Evet. Şimdi fonksiyon olarak işte fazla hormon salgılar hipertiroidi toksik guatr denir. Az salgılar hipotiroidi denir. Bu fonksiyonel isimler. Ancak guatr'ın ismi de yumrular oluşması, tiroid bezinin büyümesinden, büyümesine verilen isim. Bunun takibi yapılır. Takibi yapılır. Fonksiyonel anlamda takibi yapılır. Bir de işlediği hacim, boynumuzdaki işlediği hacim, etrafa yaptığı baskı, gösterdiği kozmetik değişiklikler. Boyun bölgesinde bazı insanlar geliyor ki boynun önünde bir kafa kadar bir şişlik de olabiliyor, yumurta kadar olabiliyor. Bütün bunlara bizim ayrı ayrı yaklaşımımız var. Evet. Eğer tiroid bezinin sadece fonksiyonel düzeyde bir bozukluğu varsa, fonksiyonlarını düzeltmek için tedavi yaparız. Yok eğer yumrular oluşmuş ise o yumrulara yaklaşım cerrahi olur. Eğer küçükse, çok küçükse, bir santimetreden küçük ise, o zaman gene takip ederiz. Kaldı tiroidin içinde kanser de gelişebiliyor. Şimdi diyelim ki tiroid içinde yumrularınız var, onların da işte görüntüleme yöntemlerinde ultrason ve buna benzer görüntüleme yöntemlerinde kanser şüphesi oluşur ise, buna biyopsi yapılır. Genellikle iğne biyopsisi yapılıyor. İğne biyopsisi patolojiye gidiyor. Sonuç işte şüpheli ya da kanser teşhisi koyduğu zaman gene bir ameliyat yapıyoruz. İşte total eksizyon falan yapıyoruz. Total tiroidektomi. Ameliyattan sonra ne yapıyoruz? Ameliyattan sonra replasman tedavisi yapıyor. Neyin replasmanı? Tiroid bezinin ürettiği hormonu dışarıdan veriyoruz. Evet. Hocam, son zamanlarda trend olan abdomen plastiği diye bir... Abdomen plastiği. Evet. Bu neden ihtiyaç duyuluyor hastalarda?
Şimdi Aslı Hanım biliyorsunuz yani son yıllarda şişmanlık çok fazla oldu. Obezite. Evet, evet hocam. Obeziteden sonra insanların karın duvarlarında yağ birikiyor, sarkmalar oluyor. Hatta bana öyle hastalar geliyor ki yıllardır aşağı bölgeye yetişemiyor. Yani eğilip yetişemeyen insanlar geliyor. Hı hı. Neden? Çünkü burada karın ön kısmı büyük, kalın bir yastık gibi oluşan bir yağ tabakası değişik. Yani insan fizik yapısı değişmiş. Şimdi bunların hayatını etki eden, yani her türlü yani ailesel hayatını etki eden, fonksiyonel iş hayatını etki eden bir durumlar oluşuyor. Bunların abdominoplasti gerekiyor. Bir de mesela diyetisyene gidiyorlar, kilo veriyorlar ya da ameliyat oluyorlar, mide küçültme falan. Ondan sonra da sarkmalar çok oluyor. Ya da mesela kadın birkaç doğum yapmış, birkaç kez hamile kalmış. Bunlarda da diastaz rekti dediğimiz, karın balon gibi şişiyor böyle, sarkmalar oluyor. Bunlara da abdominoplasti gerekiyor. Yani karın duvarının düzeltilmesi görüntü olarak ve fonksiyon olarak düzeltilmesi, evet. O şekilde diyebiliriz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam, meme muayenesini evde nasıl yapabiliriz ve meme kanseri teşhisi nasıl konulur diye sormuşlar. Aslı Hanım, şimdi meme muayenesinin en iyi meme muayenesini aslında kadının kendisi yapabilir. Hı hı. Şöyle, duşa girdiği zaman, niye duşa girdiği zaman diyor. Çünkü elbiselerini çıkarmış, uygun pozisyonda oluyor. Sağ eliyle sol memesini. Hı hı. Sol memesini böyle elini göğsüne tutarak gezdirirse göğüs duvarıyla eli arasında gezen bir sert bir şeye rastladığı zaman, tabii parmaklarını da çalıştırarak, hı hı, sert bir şey izlenime geldiği zaman bize gelmesi gerekiyor. Evet. Sol eliyle de sağ memesini aynı şekilde yapacağım. Bize geldi, ne yaparız biz? O zaman biz de muayene ederiz tabii. Gerçekten bir, hı hı, sertlik, bir kitle var mı? Ondan sonra ultrason isteriz, mamografi isteriz yaşına göre. Eğer şüpheli bir şeyse, tümoral şüpheli bir şey, biyopsi. Biyopsi patolojiye gider, patolojiden sonra sonucumuz gelir. Benim ise, yani kanser değil ise, takip ederiz. Hı hı. Kanserse ona göre işlem yaparız. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi filan. Ya da çok ileri bir evreyse o zaman kemoterapi önce alınması gerekecek. Sonradan ameliyat gündeme gelir. Bu şekilde. Peki hocam, apandisite olduğumuzu nasıl anlarız? Apandisite olduğumuzu nasıl anlarız hocam? Hangi durumlarda ameliyat olunuyor? Şimdi şöyle, bu apandisit meselesi karın ağrısı. Hı hı. Önce bir karın ağrısı. Karın ağrısıyla gelen hastanın, evet, apandisit teşhisini biz gene şikayetlerini, yani karın ağrı şikayetinden ayrı, mesela bulantı, kusma, diğer şikayetleri var mı? Ondan sonra görüntüleme yöntemlerimiz de var. Bizim klinik muayenede, yani 20-30 yıl önce biz klinik muayeneyle teşhisimizi koyuyor, kararımızı, evet, veriyorduk. Yani son yıllarda işte görüntüleme teşhis ve tetkik yöntemleri gelişti. Bunları da yapıyoruz. Kan tahlili, hı hı, enfeksiyon var mı yok mu? İdrar tahlili, hani bu karın ağrısının idrarla alakası var mı yok mu? Eğer bir bayan ise, bir kadın doğum konsültasyonu da istiyoruz. Hı hı. Bu tetkiklerden ve konsültasyonlardan sonra işte karar veriyoruz. Eğer apandisite karar verirsek ameliyat etmemiz gerekiyor. Değilse tıbbi tedavi. Apandisit olmama ihtimalleri nedir mesela? Yani genellikle kadınlarda bu overlerle ilgili rahatsızlıklar olabilir, kistler olabilir, hı hı, torsiyon olabilir, pelvis bölgesinde enfeksiyon olabilir. Bu çok önemli bak. Bu, evet, pelvis bölgesindeki enfeksiyonlar bayanlarda çok önemli. Ve İdrar yollarıyla ilgili olabilir karın ağrıları. Hı hı. Bütün bunların ayrıcı tanısını
muayene, tetkik, tahlil ve görüntüleme yöntemlerinden sonra koyabiliyoruz. Koyabildiğimiz teşhise göre tedavi. Eğer apandisit teşhisi koymuşsak apandisiti almamız gerekiyor. Evet. Yani ameliyat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Hocam son olarak da şeyi sormuşlar. Lipom ya da kıl dönmesi oluyor ya vücudumuzda. Evet. Bunlarla ilgili hangi bulgular ne belirti verirse ameliyat durumunda oluyor? Yani ne olursa ameliyatı yapıyorsunuz hocam? Mesela kıl dönmesi var. Evde kendi kendine onun geçmesini mi beklemesi gerekiyor? Yoksa hemen size mi gelmesi gerekiyor? Lipomlarda da öyle. Elinin altına bir yağ bezesi geldi. Hemen size mi gelmesi gerekiyor? Tabii yağ bezelerinin öyle çok böyle tehlikeli bir durumları yok. Yani eğer rahatsız ediyorsa gelsin, evet, alalım. Tabii ki görünsün, doktora görünsün. Hı hı. O şişlikler filan. Ama genellikle selimdir. Yani onlar zararları yok. Rahatsız eder büyüklüğe, hacme gelirse ama gerekiyor. Onun tedavisi ameliyat, başka bir tedavisi yok. Evet. Kıl dönmesinde ise genellikle bu kuyruk sokumundaki kıl dönmesi kastediliyor. Bunun sebebi farklı. Yani en önemli sebep diyelim kıldın dönmesi değil. O ana karnındayken vücudumuzun oluşum aşamasında derimizi, vücut örtümüzü oluşturacak hücrelerin oraya derin plana ekilmesinden kaynaklanıyor. Bebeklik ve çocukluk çağında herhangi bir deri faaliyeti olmadığı için sessiz sedasız duruyor. Ne zaman ergenlik yaşı başlıyor, hormonların da etkisiyle o derin plana, kuyruk sokumu bölgesi derin plana ekilmiş, orada lokalize olmuş hücreler aktifleşiyor. Hı hı. Ne yapıyor? Çünkü deriyi oluşturacaktı. Orada da bir deri gibi davranıyor. Yağ üretiyor, kıl üretiyor, terliyor. O bölgede derinin altında, kuyruk sokunun altında birikmeler oluyor. Biriktikten sonra hafif hafif delik oluşabiliyor. Öyle gözle zor görünen delikler oluşabiliyor. Mikrop kapıp apse olabiliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir teşhis konduktan sonra zaten bize gelmesi lazım. Genel cerraha gelmesi lazım. Genel cerrah artık karar verecek. Eğer apse durumundaysa apse açacağız. Sadece deliklerden akıntı filan şeklinde devam ediyorsa gene oradaki temelini yok edecek bir işlem yapmamız lazım. Evet hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir katkınız var mı sevgili izleyicilerimize? Ben de teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Vallahi sağlıklarına iyi baksınlar. Bir sıkıntıları olursa bize gelsinler. Evet, sevgili izleyiciler, Allah mutlaka etmesin diye. Amin amin. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Üzülerek söylemeliyim ki, bizler her hafta salı günü saat 13'ü gösterdiğinde farklı branşlardaki doktorlarımız ve farklı sağlık, güncel sağlık bilgileriyle birlikte yine sizlerin evinde misafir olmaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun, ihtişamla, huzurla olsun efendim. Hoşça kalın.